Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da scale action'larından bahsedeceğiz. Scale ölçeklendirme. Sprite'ımızın boyutunu ölçeklendireceğiz. Orijinal boyutlarından daha büyük ya da orijinal boyutlarından daha küçük hale ölçeklendirebileceğiz. Yine aynı sprite üzerinden devam edeceğiz. Şu Hello World PNG üzerinden devam edeceğiz. Normal şartlarda arkadaşlar bizim şu andaki sprite'ımızın scale oranı 1. Yani orijinal boyutlarında ölçeklendirmesi de 1.0 değerine sahip. Biz bunu büyütmek için birden daha büyük değerler vereceğiz. Örneğin iki katına, genişliğini ve yüksekliğini ikişer katına çıkarmak için scale 2 yapacağız. İşte 10 katına çıkarmak için scale'e 10 değerini vereceğiz. Küçültmek için ise birden daha küçük değerler vereceğiz. 1 ile 0 arasında bir değer vereceğiz. Örneğin boyutlarını, genişliğini ve yüksekliğini yarı yarıya düşürmek için 0.5 değerini vereceğiz. Çeyrek boyutu ölçeklendirmek için ise 0.25 değerini vermemiz gerekiyor. Hemen başlayalım isterseniz. Daha önceki action'larda olduğu gibi yine scale by ve scale to örneklerini yapacağız arkadaşlar. Scale by'dan başlayalım yine. Scale by, scale diyelim. Create. Süremizi veriyoruz. 5.0f diyelim. Ve scale oranını verelim. Başlangıç olarak ilk olarak iki katına çıksın. Sprite'ımızın genişliği ve yüksekliği ikişer katına çıksın arkadaşlar. Daha sonra bu action'ı sprite üzerinden büyütelim. Run action diyoruz ve şuraya scale diyoruz. Çalıştıralım oyunumuzu. Evet. Sprite'ımız orijinal boyutlarından iki katı genişliği ve yüksekliği birer kat artarak daha büyük bir hale geldi 5 saniye içerisinde. Peki şöyle yapsak yine sprite diyelim, set scale arkadaşlar. Set scale yani başlangıçta sprite'ımızın boyutunu ölçeklendirelim. Başlangıçta da orijinal boyutlarına göre iki kat daha büyük olsun arkadaşlar. Bu iki katın üstüne zaten iki kat büyük. Bir de action'larla, scale by action ile iki kat daha büyüsün. Ne olacak? 2x2 4 kat genişliği ve yüksekliği 4'er kat artmış olsun arkadaşlar. Çalıştıralım. Evet, başlangıçta 2 kattı. 2 kat daha büyüdü ve evet, oldukça büyük bir hale gelmiş oldu arkadaşlar. Scale by. Bir de şimdi scale to'ya bakalım. Scale to. Scale. Create. 5 saniye diyelim ve 2 katına çıksın. Evet. Şu anda ne olacak arkadaşlar? Bu yazdığımız kodlar itibariyle herhangi bir animasyon, herhangi bir aksiyon göremeyeceğiz. Zaten başlangıçta 2.0 oranında scale edilmiş durumda. Biz scale to ile tekrar 2.0 oranında scale etmeye kalktığımızda herhangi bir değişiklik olmayacak. Çünkü neydi? Scale to ifadesi arkadaşlar. To ifadesini gördüğümüzde mutlak bir değeri ifade ediyordu bizim için. 2.0 oranında scale edilmek durumundaydı. Ama hali hazırda zaten 2.0 oranında scale edildiği için herhangi bir aksiyon göremeyeceğiz. Evet. Oyunumuz çalıştı ve hiçbir animasyon, hiçbir action göremiyoruz arkadaşlar. Bunun sebebi scale to'dan kaynaklı arkadaşlar. Zaten sprite'imizi 2 kat ölçeklendirdik. Üstüne scale to ile 2 kat ölçeklendirmeye kalktığımızda hiçbir değişiklik olmuyor. Bunu 4 yaparsak ne olacak? Scale oranı 2'den 4'e çıkacak. Evet, 2 kat büyüktü zaten. Şimdi bir 2 kat daha büyüdü. Toplamda scale oranı 4.0 oranına gelmiş oldu. Küçültelim bir de. Başlangıçta 2.0,
Daha sonra 5 saniye içerisinde ne olsun? Yarısına kadar küçülsün, çeyreğine kadar küçülsün. Evet. Gördüğünüz gibi scale 2.0'dan 0.25 oranına küçülmüş oldu arkadaşlar. Evet, bu şekilde scale action'larını da burada tamamlayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.